Evet, bu hafta çok merak edilen otomobillerden bir tanesiyle birlikteyim. Chery Omoda. Chery diyen de var, Chery diyen de var. Ben Chery demeyi tercih ediyorum. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman Chery ile ilgili en çok sorulan şey akıllarda soru işaretleri var. Çinli otomobiller nasıllar? Dayanıklılar mı? İyiler mi? Güvenliler mi? İşte Chery'de bu algıyı yıkabilmek ve elindeki güçleri birazcık daha ortaya çıkarabilmek için epey bir süre bekledi ve Türkiye'ye gelişi de bir hayli gecikti. Geçtiğimiz haftalarda biz İstanbul Park'ta bu otomobilleri bir ön gösterimde görmüştük. İlk defa da detaylı bir test sürüşü, ilk izlenimlerimi aktaracağım bir videoyu size göstereceğim. Şimdi ilk başta şunu gördüm. Üzerinde 205, 215, 55, 18'lik jantlar var, siyah. Buraya geldiğim zaman şık bir tasarım görüyorum. Izgara oldukça böyle çekici, albenili, değişik bir otomobil. Yani böyle baktığım zaman insana böyle ya bu otomobil ne diye dedirttiriyor. Farlar gördüğünüz gibi ince bir çizgi halinde. Gündüz farları yine burada. Profil tasarımına, yani otomobile yandan baktığımızda böyle bir kupe formu var. Arkaya doğru daralıyor. Genelde kupe otomobillerin özelliklerini barındırıyor. Yani dışarıdan baktığınız zaman aslına bakarsanız şehirde kullanılabilecek işte crossover veya kompakt SUV, artık çok fazla bunlar birbirine giriyor. Bu boyutlarda bir otomobilden bahsediyoruz. Çift renkli bir gövde var. Gördüğünüz gibi siyah bir tavan, siyah aynalar, siyah jantlar ama beyaz bir gövde. Dolayısıyla otomobil dışarıdan baktığım zaman albenisi yüksek. Ben yani bu ızgarayı çok beğendim. Böyle değişik bir dokusu var. Otomobilde içeride anlatacağım çok fazla oyuncak, çok fazla detay var ama ondan önce size otomobilin arka tarafını göstereyim. Tabii Chery Omoda'nın arka tarafını da size göstereyim. Ben şu hattı çok beğendim. Çok güzel gözüküyor. Böyle pek çok otomobilden benzerlik gösteren bir hat. Burada da böyle küçük bir spoiler benzeri, sportif tasarımı destekleyen bir dokunuş yapmışlar. Yine merak edenler için burada diyorlar ya, köpek balığı tasarımlı bir antenimiz var. Bakalım. Bagajımız elektrikli. Güzel. Kendi malzemelerimizi buraya biz koyduk. Şöyle size göstereyim. İki bölmeli, iki hazneli bir bagaj. Burada ufak eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Fena bir yükleme alanı yok. Bak, gördüğünüz gibi eşyanızı aldınız, yüklediniz. Yani ne çok yüksek ne çok alçak. Hiç fena değil. Yine elektrikli bagaj kapağıyla kapatabiliyoruz. Chery kocaman, gururlu, kendisini burada sloganıyla ve marka logosuyla gösteriyor. Otomobil benzinli. Önce onu söyleyeyim size. 1.6 litre benzinli. Omoda 5. 290T. İçeride detaylarını anlatacağım kadar güzel donanımlar var. Otomobili kullanmadan önce size bir arka koltukları, donanımları göstereyim. Şimdi kendime göre ayarladım otomobili. Benim boyum 1.80. Arkası fena değil. Baş mesafesi. Koltuğun bu tasarımı güzel. Mercedes'lerden biraz herhalde alıntılanmış. Kapı işlerine bakıyorum. Burada bardak alanı, gördüğünüz gibi büyük bir şişe konulabilir. Buraya yine böyle bir ufak eşyanız, bozuk paranızı koyabilirsiniz. Buradaki malzemeler genelde sert plastik. Çok şaşırtıcı gelmedi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada eski tip bir USB'miz var. Havalandırma ızgaraları var. Şurayı da göstereyim size. Bir de böyle güzel bir iki tane bardaklı kol dayamamız var. Gördüğünüz gibi hani arkadaki diz mesafesi oldukça iyi. Yani bu segmentte konforsuz değil. Normal şartlarda arka taraf biraz basık gibi hissettiriyor kendini. Özellikle bakın, böyle yokum şu anda. Fakat bu cam tavanla birlikte elle açılıyor tabii cam tavan. Bunu da böyle açtığımız zaman hani nispeten arka tarafta daha ferah bir atmosfer yaratılıyor. Dediğim gibi bu otomobil ön tarafında kendini belli edecek. Şimdi sürüş kısmına geçelim. Tabii otomobilin en güzel yeri sürüş koltuğu. Vay be! Ne gördüm burada? Koltuğumuz elektrikli. Koltuğun bu arada yanal destekleri hakikaten çok iyi ya. Şaşırtıcı. Güzel. Ben direksiyonun tasarımını çok beğendim. Çok güzel bir direksiyon. Yani üzerindeki butonların birazdan detaylarını size aktaracağım ama ilk etapta çok şık bir direksiyon simidi olduğunu söyleyelim. Hemen görür görmez de burada yine bir kapı içinde bardaklıklar, yine burada bir saklama alanları, işte
aynaların, kumandaları falan filan derken yani bu kısımlarda gayet iyi bir görsellik var. İlk bakışta gördüğüm bütünleşik bir multimedya ekranı. Start'a da basalım. Bakalım. Tamam, motor sesimizi de aldık. Her şey kontrol altında. Bütünleşik multimedya ekranını beğendiğimi söyleyeyim size. Yani buradan buraya yekpare bir multimedya ekranı var. Apple CarPlay uyumlu, Android Auto uyumlu. Bunların hepsini size tek tek ufaktan anlatacağım. Tabii o modada oyuncak çok. Daha otomobile binmeden önce şunu söyleyeyim size. Gösterge ekranına bakar mısınız? Böyle bir dijital Omoda otomobili göstermişler bize. 3 boyutlu olarak otomobilin park edilmiş hali. Bakın. Sağ sol kameralar. Valla bu oyuncak güzel. Bir de bu güzel özelliklerden bir tanesi dönüş esnasında da otomobilde var. Yalnız bu arada araba çok sıcak oldu. Ondan da kurtulmamız lazım. Bir şey daha göstereyim size. Hemen cep telefonu şarj ünitemiz de burada. Otomobile biner binmez telefonumuzu buraya koyuyoruz. Mis gibi şarj oluyor. Başlayalım. Evet. Chery ya da Chery ne istiyorsanız öyle diyeyim. Ben Chery diyorum. O modanın direksiyonundayım. Benim gibi direksiyon hakikaten çok şık. Şöyle bir tümcekle yola başladık. Fena bir sönümleme değil. Yani çok alışkın olduğumuz otomobillerden farklı değil. İlk hissiyatım. Ben bu otomobili tabii İstanbul Park'ta kullandığım için yani ilk defa kullanıyorum diyemem. Otomobilin genel aurası sınıf segmentinde, sınıf ortalamalarındaki otomobilden farklı değil. Hakikaten özellikle multimedya yönünden bu otomobili yani logosunu kapatırsanız algınız değişir. Yani insanların o bazı şeylerini yıkması zordur ya. Chery'nin önündeki en büyük engel herhalde o marka imajıydı. Ama bir yandan da Chery'nin Çin'deki başarılarını, finansal gücünü, ürettiği otomobilleri görünce yani artık o eski imajın söylenmesi çok hakkaniyetli olmaz, haksızlık olur. O yüzden şu anda yapılana bakmak lazım. Dediğim gibi bu otomobil seleflere göre çok iyi, markayı taşıma açısından iyi bir yerde ki yeni modellerin de temsilcisi biliyorsunuz bunun artık elektrikli versiyonlarının da olacağını, yakın dönemde Türkiye'de olacağını söylemekte fayda var. Şimdi yumuşak bir direksiyon. Yani böyle konfor odaklı. Süspansiyon sisteminin de konfor odaklı olduğunu söyleyeyim. Öyle çok dinamik bir sürüş beklememek lazım. Zaten Allah'a serseniz yani bu segmentte bir otomobilden beklenebilecek dinamizm de eğer bu otomobil bir markanın spor ruhlu otomobili değilse çok da böyle gerçekçi olmaz. Dolayısıyla spor odaklı böyle süspansiyon sönümlemeleri nispeten daha böyle konfora duyarlı bir otomobilden bahsediyoruz. Şu anda ben yaklaşık bir 20-30 kilometrelik bir ilk sürüşün sonunda bu izlenimleri size aktarmaya gayret ediyorum. Direksiyon böyle hiçbir boşluğu olmayan bir tepki sorunu yaşatmayan bir direksiyon ilk etapta. Çift kavramalı otomatik şanzıman var otomobilde. Böyle bir sorun yaşatmadı. Yani ara hızlanmalarda falan. Değişik bir ses çıkıyor şanzımandan ama mesela şu anda benden önceki kullanıcının ortalamasıyla bezenmiş bir kullanımı var. 9.4 litre civarında. Bence bu tüketim normale göre bir tık daha fazla. Tahminlerime göre bu tüketim ben 2 günün ortalamasında 8.5-9 lira düşürebilirim. Çünkü yolda gelirken bir kere daha sıfırlamıştım. Otomobilin direksiyonunun arkasında kulakçıklı vitesler yok. Onu söyleyeyim size ama direksiyonun üzerindeki butonlardan size birkaç tane bilgi vereyim. Cruise Control, Adaptif Cruise Control gibi özellikleri var. Kolaylıkla kullanılabiliyor. Bunun yarısının yine direksiyonun üzerinde telefonla konuşabileceğiniz bir buton var. Apple CarPlay, Android Auto uyumlu. Az önce bahsetmiş olduğum gibi cep telefonunuzu kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Burada bir ünite var. Arabanın içerisinde saklama alanı yönünden hakikaten sıkıntı yok. Bu açıdan da güzel. Malzeme tutkunlarına yani yumuşak malzeme isteyenler için bu otomobilde bazı yerlerde yumuşak malzeme var. Kalan kısımlarda genelde sert plastik malzeme var ama yani bu da şaşırtıcı değil. Bu segmentte otomobillerin genelinde
kullanılan malzemelerin geneli sert plastik. Bazılarında böyle birazcık daha yumuşak plastik kullanılabiliyor. Çok fazla böyle Piano Black kısmı kullanılmamış buralarda ama hemen gösterge panelinin altındaki o ambiyans ışıklarının olduğu yerde bayağı böyle Piano Black kaplamalar var. Baktım böyle parmak beyaz parmaklıyorum oraları. Ufaktan parmak izi bırakıyor ama onun dışında çok da böyle bir şey yok. Mesela çıtırtı pıtırtı sesleri vardır ya, böyle trim sesleri deriz biz buna. Otomobilde şimdilik öyle bir ses duymadım. Yani bu yönden de hakikaten Chery kendini geliştirmiş diye söyleyebiliriz. Biliyorsunuz zaten Chery artık çok global bir marka. Devasa markaları bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla onların Ar-Ge'si, onların mühendislik tecrübeleri, bunların hepsi Chery'nin bu modellerinde de kullanılıyor. Yani sadece bu otomobillerin markalarını satın almıyor, Ar-Ge'lerini de satın alıyor Çinliler. Yani Çinliler hakikaten uyanıklar. Ben bu yolda giderken buradaki gösterge ekranında dönüşü gösterme şeyini çok sevdim. Yani hani ne kadar faydalı derseniz çok faydalı mı emin değilim ama tatlı güzel bir şey. Genel hatlarıyla yani rakiplerine baktığımız zaman bu segmentte özellikle böyle şehir otomobili modlu kompakt işte yüksek crossover dediğimiz segmentler var ya işte. Bu da insanların beklentileri ne oluyor? İşte iyi bir bagaj hacmi olsun, yerden biraz yüksek olsun, güzel bir multimedya ekranı olsun, konforlu olsun, güvenli olsun. Artık Chery bu konuda da Euro NCAP konusunda da kendini geliştirmiş. Şimdi pek çok şeyi beraberinde barındıran bir bütünleşik bir sisteme dönüşmüş. Tabi oyuncaklar da var. İnsanların artık çok merak ettiği diyorum ya, artık insanlar motor özelliklerini sormuyor. Mesela bu otomobilde evet, bir kere daha tekrar edeyim. Çift kavramlı bir şanzıman var ve 1.6 litrelik benzinli bir motor var. İyi bir uyum içerisinde ama yani artık insanlar maalesef bunu sormak yerine işte multimedya ekranı ne kadar büyük, işte iyi mi, dokunmatiği iyi mi, geri görüş kamerası var mı, bunları soruyorlar. Dolayısıyla yadırgamıyorum. Ben de anlatımlarımı buna göre serpiştirmeye çalışıyorum. Bunlar konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Rakipleriyle temelde ayrışılacak ya da öne çıkacağı veya geride kalacağı bence tek şey fiyatı olacak. Rekabette nerede olacağını konumlandırmak benim için çok zor. Eğer rakiplerinden hakikaten fiyatı düşük ve uygun olursa yani bu tasarım ve bu özelliklerle Türkiye'de iş yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten artık Türkiye'de her şey fiyata bakıyor. Eğer içerisinde otomobilin iyi donanımlar varsa hakikaten güzel. Tabi otomobilin boyutlarına baktığınız zaman elektrikli olmadığını da hatırlatalım. Şu anda tek benzinli motorla geliyor. Dolayısıyla bir seçeneği de yok. Nihayetinde bu otomobil iyi fiyatla ve arz bir şekilde fazla gelirse Türkiye'de çokça yolda görülür. Çünkü ben yolda şu anda gidiyorum. Sağdan soldan insanlar bana bu otomobilin ne olduğu, acaba ne gözleriyle bakıyorlar, bu otomobil ne gibi bakışlar atıyorlar. Bunu çok net seçebiliyorsunuz, sezebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilgi çektiğini söylemekte yarar var. Bu otomobille ben bir uzun seyir yapmadım ama 4 gün kullanacağım. Eğer notlarıma yeni şeyler ilave edecek olursam da bunları size hem YouTube kanalında hem de sosyal medya aracılığıyla aktarıyor olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Chery Omoda 5 ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de satışa sunulduğu zaman nasıl bir fiyatta satılmalı? Bu yorumlarınızı merak ediyorum. İlk izlenimlerim Chery Omoda ile ilgili oldukça olumlu. Yakın dönemde de fiyatı geldikten sonra rekabet dengesindeki yerini bir kere daha birlikte konuşuyor oluruz. Hoşça kalın, kanala abone olmayı unutmayın.